Emlak Fuarı'ndan herkese merhaba. Şu an Metasüti AŞ'nin standındayız. Arkamda da gördüğünüz üzere Smart Life Residence'ın sunumu var standta. Yanımda da Ender Bey var. Ender Bey merhabalar. Merhabalar. Önce siz tanıyalım. İsmim Ender Erim. Smart Life projesi sahibi olan Metasüti AŞ'nin genel müdürüyüm. Bu bir Türk ve Kuveytli ortak yatırım grubunun projesi. Kendimle ilgili vereceğim bilgi bu kadar. Evet. Peki o zaman projeyle ilgili detay alalım sizden biraz. Smart Life projesi Kuşadası'nda ilk defa hayata geçirilen tamamen akıllı evlerden oluşan bir proje. Zaten adı da Smart Life, adı da oradan geliyor projenin. Uzaktan kumandayla evdeki elektrikle çalışabilecek her tür cihazı tamamen kontrol edebileceğiniz smart telefonlarla, akıllı telefonlarla, tabletlerle kontrol edebileceğiniz bir sistem. Biz farklı bir yapıda uyguladık ilk defa. Bu uyguladığımız yapının içerisinde binaların çatılarını dubleks olarak değerlendirmeden tamamını sosyal tesislere ayırdığımız, yani 22 bloğumuz var. Normal sosyal tesislerimizin haricinde 22 tane de her binaya ait sosyal tesisi var. Yani çatı kısmında mı tesisler? Bunların hepsi binalara bakarsanız orada, oradaki görüntüde çatılarda hiçbir şey yok. Sadece sosyal tesis olarak kullanılıyor. Yani her binanın kendine ait bir sosyal tesisi var. Ayrıca tamamen panoramik asansörlerden oluşan, içerisinde işte cep sinemasından squash'ına, tenisine, açık ve kapalı spor alanları, kapalı yüzme havuzları, hamam, sauna gibi tüm sosyal tesislerin içinde olduğu bir yapı. Ve biz Kuşadası'nda böyle bir projeye başlarken öncelikle ülkemizde yaşayan insanlara çok uygun fiyatlarla çok güzel şeyler sunmayı önerdik. Ve bundan dolayı da en ufak dairemiz 1+0 stüdyo daire 37 metrekare 79 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Ve metrekare ortalamamız 2000 lirayla 2400 lira arasında değişen fiyatlarla projemizi satıyoruz. Yani metrekare fiyatları çok uygun gerçekten. Peki ödeme konusunda bir kolaylık sağlıyor musunuz? Denizbank'la bir anlaşmamız var iç pazardaki müşterilerimiz için. Ve Kuveyt Türk'le bir anlaşmamız var yurt dışından gelecek yabancılarla ilgili. Hem TL hem yabancı para bazında, dolar ya da euro ya da Kuveyt dinarı bazında finans imkanları da var. Ancak %30'unu peşin ödemek durumundalar. Çünkü bankalar %70'in üzerine, geri kalanları da isterlerse kredi kullanabiliyorlar ya da sıfır faizli 18 aylık bizim kendi ödeme planımız içerisinde bakiyesini 18 ay içerisinde sıfır faizli ödeyebiliyorlar. Şimdi baktığımızda ekonominin en önemli sektörlerinden biri inşaat sektörü ve seçim sonrası ilk yapılan fuarda emlak fuarı. Peki bu dönem nasıl etkileyecek sizce? Şimdi tabii ülkede siyasi istikrarın olması ekonomik istikrarı da getiriyor. Sadece ben aynı zamanda Orta Doğu'da yatırım danışmanlığı yapıyorum. Kuveyt'te ve Katar'da ofislerim var. Gördüğümüz şey şu, sadece Katar pazarından yaklaşık 7 aydır Türkiye'ye girecek 1.2 milyar dolarlık bir yabancı sermaye sadece üst ülkedeki belirsizlikten dolayı buraya girmiyordu. Sanırım 1-1.5 ay içinde de hükümetin açıklanmasından sonra özellikle Orta Doğu'dan gelecek olan sermaye de ciddi anlamda yatırıma dönüşecek, bir istihdama dönüşecek bir kaynak yaratılacağını düşünüyorum. Aslında böyle de bir ipucu geldi bize. Yani piyasada çok iyi bir hareketlenme olacak diyorsunuz. Tabii yani emlak fuarı da aynı zamanda sektöre ciddi hareketlilik getiren bir fuar ve dünyada bence de Avrupa'da daha önce de çeşitli fuarlar yapıyorum. Kendi projelerimizle ilgili. Ciddi Avrupa'da da ciddi önde gelen bir fuar. Yararlı olacağını düşünüyorum bütün katılımcılara ve ziyaretçilere. Çok teşekkür ederiz Ender Bey. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.